gelişme, sert tartışmaların ve açıklamaların da devam edeceği apaçık ortada olan bir başlık. İstanbul Savaşları diyebiliriz adına. Çünkü Sayın Erdoğan İstanbul konusunu şöyle bir gündemine aldığında belediyenin faaliyetleriyle birlikte devam eden açıklamalar yaptı. Ve işte makyajı döküldü CHP belediyelerinin diye söze başladıktan sonra da konuyu terörle iltisak, terörle irtibat başlığına getirdi. 45 bin kişi işe aldılar. Kim oldukları, ne oldukları belli olmayan bu kişilerin içerisinde terörle iltisaklı, terörle irtibat, irtibatlı kişiler var dedi. 45 bin konusu. Ve sonrasında da Sayın İmamoğlu dedi ki bir saniye yanlış bilgilendiriliyor Sayın Erdoğan. Ben bir mektup yazarak konunun bizim tarafından, bizim tarafımızdan e, aktarılması, bilgilendirilmesini ifade edeceğim dedi. Mektup konusu da tartışma oldu. Sayın Erdoğan isim vermeden utanmadan bir de mektup yazıyor gibi bir ifade kullandı. Bu arada Sayın İmamoğlu geldiği günden seçildiği günden bu yana randevu konusunda da benzer adımlar atıp randevu alma alamama konusunu gündeme taşımıştı. Şimdi İstanbul üzerinden bir tartışma gündemde efendim. O tartışmanın detaylarına bir bakalım çünkü Sayın Erdoğan'ın açıklamalarının ardından CHP cephesi ayağa kalktı. Çok sert ifadelerle tepki gösterdi. İşe alımlarla ilgili olarak değerlendirmeler yapılırken e İçişleri Bakanlığı orada. Üstelik İçişleri Bakanlığı 450 bilemediniz 500 gibi bir rakam kullanıyordu. Bu 45 bin, binler, on binler nereden çıktı? Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın ifade ettiği gibi terörle iltisak, terörle irtibat konusu varsa ve bu kesinse, somutsa e o zaman bugüne kadar niye adım atılmadı? E gereği yapılsaydı biz de hatta gereğinin yapılması için yardımcı da olsaydık her türlü konuda ne gerekiyorsa beraberce yapsaydık hatta yapalım demeye de devam ediyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CHP cephesi adli sicil kaydı temiz kağıdına da işaret ediyor özellikle yine İBB ve CHP diyorlar ki ya biz kimseyi öyle hadi seni alalım seni alalım sen kimdin nereden geldin arkanda kim var dayın kim nerelerden bize referansın var hangi teşkilattansın hangi cemaattensin hangi tarikattensin diye bakarak almadık almıyoruz da biz sınav yapıyorsak o sınavın objektif bir şekilde değerlendirilmesini sağlıyoruz. Mülakat yapıyorsak kameralarla yapıyoruz. Birini alacaksak kura ile alıyoruz. Toplumun hangi kesiminden bize oy vermiş mi, vermemiş mi onlara bakmaksızın alıyoruz. Buyurun isterseniz aldıklarımızı da bir araştırın, bir bakın bakalım hangi partiye sempati duyar, hangi mahalledenler diye de açık yüreklilikle bir duruş ortaya koyarken Adli sicil kaydı istiyoruz. Biz istemiyoruz. Özel sektör de istiyor. Devletin herhangi bir kurumuna iş başvurusu yaptıktan sonra kabul edildiğinizde gider adliyeden alırsınız o temiz kağıdını. Ve o temiz kağıdında varsa da eğer orada bir kayıt kuyut o işe alım olmaz zaten diye de buna da bir vurgu yapıyorlar. Efendim İçişleri Bakanlığı şimdi o tartışmalarda biraz daha alevlerin harlanmasını sağlayan neden olan bir açıklama yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan terör örgütleriyle iltisaklı irtibatlı olduğuna yönelik iddia ve tespitler. Bunu nereden tespit ettiğiniz, nerede var diye soruyordu ee, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP kurmayları. İ ayder, di ayder referansıyla İBB'ye yerleştirilenlere yönelik başlatılan özel teftişle ilgili açıklamamız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşları ve şirketlerinden işbaşı yaptırılan personelden 455'inin PKK, KCK, 80'inin DHKPC, 20'sinin MLKP, ikisinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı, irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine konunun tüm yönleriyle soruşturulması için bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır. DİDER referansıyla. Şimdi DİDER deyince bir detaylandırmak lazım. Din alimleri yardımlaşma ve dayanışma derneğine yönelik Geçtiğimiz günlerde terör soruşturması kapsamında hazırlanan bir iddianame var efendim. 355 sayfalık bir iddianame. O iddianame kabul edildi şimdi. Ve iddianamenin içerisinden referans edilen bazı başlıklar var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alımlarda kendi üyelerine, diaider üyelerine referans oldukları yönünde. Şimdi böyle bir iddia var. Şimdi orada referans olunabilir mi, olunamaz mı? DIADER'den referansla eleman alındı mı? Personel yerleşimi oldu mu? Bunlar elbette soruşturma kapsamında ele alınır. Ama terörle iltisak ve il irtibat dediğinizde o zaman işte gündeme bambaşka bir şey çıkıveriyor, yerleşiyor. İltisak birleşik, kaynaşık, yani yapışık anlamına geliyor. Terörle eğer ki birleşik bir durumu, yapışık bir vaziyeti varsa 455, 80 oradan 535, 555, 560 civarında bir isim. İstanbul'da, Büyükşehir Belediyesi'nde bir iltisak, bir irtibat varsa e istihbarat nerede? İçişleri Bakanlığı nerede? Kolluk güçleri nerede diye Soruluyor bugüne kadar niye bununla ilgili bir işlem yapılmadı ve hemen hatırlatılıyor efendim deniliyor ki 31 Mart seçimlerinden önce özellikle Ankara ve İstanbul'da şu propagandayı yaptınız iktidar sahipleri adaylarınız da yaptı siz de yaptınız. Dediniz ki Ankara'da Mansur Yavaş'a oy verirseniz su faturalarınızı PKK'lılar, DHKPC'liler teröristler kapınıza getirecek direkt bu ifadelerle. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na oy verirseniz teröristler isparklardan nemalanacak. Yine teröristler faturaları getirecek edecek gibi bir propaganda. Muhalefet bunu hatırlatıyor. E bugün ne oldu? Var mı öyle bir şey? Bu kara propagandaya ne gerek vardı? Toplumu neden bu noktaya taşıdınız diye bir hatırlatmayla tepki ifade ediyorlar efendim. Tartışma şimdi başka bir boyutta. Sayın İmamoğlu'nun yanıtına bakalım. Sayın İmamoğlu diyor ki hak yemem, hakkımı da yedirmem dedim. Bugün de diyorum ki İstanbul'a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem. Suçu olanla sonuna kadar birlikte mücadele edelim. Ama şu bilinsin ki İBB ailesine saldıranlar karşısında beklenmedik birliktelik ve güç görecekler. 86 bin yol arkadaşı. Sayın Erdoğan da dedi ki 15 bin kişiyi işten çıkardılar, 45 bin kişiyi işe aldılar. Sayın İmamoğlu da de dedi ki biz 45 bin kişiyi işe almadık. 21 bin 500 istihdam yarattık, 21.500 kişiyi aldık. Ama 2024 hedefimizde 45.000 kişiyi istihdam etmek var. Bunun içinde çabalıyoruz, çalışıyoruz Sayın Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın tam da işaret ettiği gibi o yolda yürüyeceğiz. 45 bin kişiyi istihdam etmeyi arzu ederiz ama 45 bin kişi yok. İşten çıkarmalar tartışılıyor. Mesela işten çıkarmalar tartışılırken de CHP diyor ki neden çıkarıldılar bir bakılsın. Bankamatik memuruydu, bankamatik çalışanıydı, çıkarıldılar. E, trollük yapıyorlardı, trollük yapıyorlardı, çıkarıldılar siyasetin tam da merkezinde yer alıp başka partilere, başka siyasilere hakaret içeren ve hiç de üzerine vazife olmayan işlerle bambaşka bir gündemi yaratıyorlardı. Onlarla ilgili soruşturmalar başladıktan sonra da onlar da çıkarıldı. E çalışmak istemeyenler vardı. Onlar da ayrıldılar. Ama onun sonrasında istihdam edilenlerle ilgili süreçte adli merciler, kolluk gücü hepsi ne gerekiyorsa işe alımlarda bir bir yapıldı. Şimdi bunlar konuşulurken tabii ki özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bir mesajı çarpıcı efendim. Sayın Kılıçdaroğlu bir başka noktaya işaret ediyor. Saraydaki şahıs bu aralar bu vurguyla sesleniyor Sayın Erdoğan'a Sayın Kılıçdaroğlu. Bu aralar yine bir haller oldu sana İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun? Bakın bu zemin mi oluşturuyorsun ifadesi dünden bu yana çok konuşuluyor. Zemin mi oluşturuyorsun derken terörle iltisak, terörle irtibat başlığını aldığınızda kayyum atamalar, kayyum atamalar gündeme geliyor. Hani kayyum belediyeler, HDP'nin belediye başkanlarının alınıp terörle iltisak, terörle irtibat, işte terör örgütüne üye olmamakla beraber diye devam eden pek çok başlık ve iddiayla oradan görevden alındı. Milletin seçtiği belediye başkanı yerine kayyım atandı. Şimdi acaba bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun terör iltisap, terör irtibat konusuyla? Beş kişilik amigo takımına güvenme. Bu milletin canını yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı. Sen seçimden kaçan birisin fazla heyecanlanma diyor Sayın Kılıçdar Oğlu, İstanbul konusu ve yerel yönetimler başlığı çok tartışılacak. Çok gündemde olacak efendim. Ee, şimdi bu konuyu Özgür Özel'de sabah bunların hepsini paylaştık girişte ama bir kez daha hatırlatma da fayda var. Çünkü gündem artık böyle şekillendi. Bu başlık üzerinden çok konuşacağız. Bu başlığı günlerce tartışacağız. Dolar öyle oldu, mevduat böyle, faiz şöyle, enflasyon öyle, asgari ücret... Fiyatlar neden düşmüyoru biraz arkada bırakacağız. Yani iktidarın belki de arzu ettiği bir başlık şimdi kazanda kaynamaya başladı efendim. Suç İşleri Bakanımız yeni kumpas peşinde. Bu kaçıncı iftira? Boğaziçi öğrencilerine attıkların yetmedi mi sıra İBB çalışanlarına mı geldi? Şimdi Özgür Özel'in Boğaziçi öğrencileri dediği konu şu... 500 küsür isimden bahsedilmişti öğrencilerin gözaltına alınması, işte öğrenci değil onlar bazıları terörle iltisaklı, irtibatlı, yine işte DHKPC, yine PKK, KCK, MLKP diye devam eden kısaltmalarla öğrenciler ve terör örgütleri yan yana konmuştu. Özgür Özel bu konuyu mecliste şöyle gündeme getirdi, ya bir tane, bir tane var mı diye sordu. O gün her birini terörist diye, terör örgütü iltisaklı diye yaftaladınız, suçladınız. Var mı sonuçta ortaya çıkan bir kişi diye sordu, yanıt alamadı. Şimdi de diyor ki İBB çalışanlarına mı geldi sıra? Türkiye'de, bu da çok önemli bir tespit efendim şurası. Türkiye'de 160 PKK'lı kaldı diyordun. Terörle mücadele başlığını masaya yatırdığında Sayın İçişleri Bakanı etkili terörle mücadele konusunda Terör örgütünün kolunu, kanadını kırdık. Operasyonlarımız etkili. Terör örgütüne katılımları da neredeyse yok ettik. Bitme noktasına geldi. Yurt içinde 150 bilemediğiniz 200 PKK'lı ve sempatizanı iltisaklı var gibi bir açıklama yapmıştı. Sayın Özgür Özel onu hatırlatıyor. Şimdi 455 PKK'lı İBB'de çalışıyor diyorsun. Kendi açıklaman seni yalanıyor ama sen utanmıyorsun diyor Özgür Özel. Dediğimiz gibi hani muhalefet bu topa sert girdi. Sessiz, daha sakin, biraz ılımlı bakalım değil. Eğer bu topa girilecekse sert girilmesi gerekiyor dedi muhalefet CHP cephesi. sertle girdi. E, Sayın Engin Özkoç da sert topa girenlerden efendim. Engin Özkoç da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak bir e, mesaj verdi. İBB'yi yedirmeyiz. Millet iradesine düşmanlara... Geçit yok. Millet iradesine düşmanlara geçit yok. E, kaçamayacaksınız, yargılanacaksınız ifadesi. İstanbul başlığı dediğimiz gibi ap ayrı bir konu olarak günlerce konuşacağımız bir başlık efendim. Bir yerde ayder iddianamesi, diğer tarafta işte e, oradan yola çıkarak referans gösterilmeler, iddianamenin kabulüyle birlikte özel teftiş konusu ve kayyıma gider mi acaba? Soruları, merakı. Yani bu konu bir kayyım atamaya gider mi? Bir de özellikle iktidarın bu konuyla ilgili bir hamlesi, bir projesi olduğu iddia ediliyor. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun hani Cumhurbaşkanı adını anmadan gündeme taşıdığı noktada şöyle Ekrem İmamoğlu'nu öne doğru bu tartışmalarla iterek bir adaylık konusunda CHP içerisinde İmamoğlu, bir başka isim, Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu artık kim aday e, olabilecekse orada birilerini öne doğru itip böyle kamuoyun nezdinde bir noktaya taşıyıp parti içerisinde ya da adaylık konusuyla ilgili farklı farklı seslerin ve tartışmaların Odağına yerleştirme hamleleri midir bu? Öne sürülerek. Şimdi Sayın Mansur Yavaş ara ara öne sürülüyor. Sayın Ekrem İmamoğlu sürülüyor. Kılıçdaroğlu'na ısrarla soruluyor. Aday mısın, aday mısın, aday mısın? E, öte taraftan Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili de Sayın Kılıçdaroğlu'nun mesajı var. Hani biz burada böyle bir e, durum ortaya çıkarırsak seçmeni anlatamayız. Büyük şehirleri AKP'ye teslim etmiş oluruz İstanbul ya da Ankara diye. Orada da farklı bir duruş söz konusu. Tüm bunları şöyle bir ele aldığınızda adaylık üzerinden CHP içerisinde sorunların, sıkıntıların yaşanmasını arzu ediyor iktidar. Çünkü neden? Çünkü iktidarın odaklandığı konu Türkiye'nin şartlarıyla, yaşadıklarıyla, koşullarıyla seçime gitmek değil. Önceliğinde aday üzerinden bir tartışmayla seçime gitmek. Aday profiliyle, aday kimliğiyle, aday mezhebiyle böyle bir yarışın içerisine Türkiye'yi sokmak arzusu yorumları yapılıyor. Oysa Türkiye'nin seçime giderken konuşması gereken en önemli konu ne? Ekonomi, işsizlik, sistem yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin durumu parlamenter sisteme geçiş ya da geçememe halleri. Pek çok sorun konuşulurken hayır gerek yok adayı konuşalım adayı. İktidarın arzusunun da bu olduğu ifade ediliyor efendim böyle bir